Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Elden Ring'in rehber videosunun devamını çekiyorum şu an. En son Nokron City'ye giriş yapmıştık. Ancestral şeyi kesmiştik, o geyiği kesmiştik. Şimdi de artık Mimic Tear'ı almaya gideceğimiz yer olan şu kısma gideceğiz. Direkt arkamızda gördüğünüz kısma gideceğiz. Burada yine birkaç böyle atlamalı bir yer var. Dikkatli bir şekilde ilerlersek sıkıntı yaşamayız. Onun dışında yine hiçbir şekilde eşyaları atlamayacağız. Bütün eşyaları alacağız. Sorun yok. Bir de Rani'nin questline için bir tane item alacağız. Ondan sonra zaten artık yavaş yavaş questline'ları yapmak için bütün her şeyi tamamlamış oluyoruz. Yavaş yavaştan da questline'lara başlayacağız deyip böyle bilgi vereyim size. Ve oyuna geçelim arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, işinize yarıyorsa beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında abone olursanız da çok sevinirim yani. Tamam, çok güzel. Bir dakika konuştum öyle boş boş. 10 numara 5 yıldız. Buradan atlıyoruz, devam ediyoruz. Şöyle gidiyoruz. Buralarda arkadaşlar dediğim o ayarı yapmadıysanız yapın. Çünkü düşer geberip gidersiniz yani, haberiniz olsun. Şöyle, şöyle. Gördüğünüz her şeyi almaya çalışın, toparlayın yani. Bakın mesela Runark. Şekil gidelim. Şurada eşya var diye hatırlıyorum. Evet. Ben. Bundan gidiş yok. Şimdi arkadaşlar önceki bölümde her şeyi aldım diye gördüm. Tekrar kontrol ettim. Almışım ama yine de var olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda beklerim her zaman. Bir hatamı şeyimi gördüyseniz, kusurumu, yorumlarda beklerim arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Burası Mimic Tear'ı aldığımız, yani oyundaki belki de en güçlü şeyi aldığımız, Spirit Ash'i aldığımız yer. Ne oluyor lan? Biraz da dikkatli oynayalım, buralarda düşmeyelim. Ve karşımıza çıkan şu şeyleri geberip gitmeyelim. Sanki burada bir tane daha çıkıyordu ya. Ne oldu, sildiniz mi bunu buradan? İki tane çıkıyorlardı ya sanki. Yanlış mı hatırladım acaba? Hiç sanmıyorum bu arada. İki tane çıkması lazımdı. Arkadaşlar iki tane çıkıyor burada. Bir tanesi de burada olması lazımdı ama çıkmadı. Garip. Çok garip. Ben iki tane biliyorum yani burada aslında. Şimdi buradan devam edeceğiz. Burası çok kısa bir bölüm. Sadece... Buradaki eşyaları ara bölüm gibi farz edebilirsiniz aslında. Buradaki eşyaları falan toplayacağız. Burada kelebekler var, alalım. Hepsi eşya sonuçta. Consumable değil bunlar ama önemli şeyler. Bak, bu bölümde dediğim gibi boss yok ama önemli eşyalar var. O yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum bu bölümü. Atlamayın yani. Şimdi buradan devam edelim. Eşyayı alalım. Black Wet Blade güzel, işinizi görür. Şimdi arkadaşlar bakın, burada şöyle bir yer var, tamam mı? Buna bunu mecbur vereceksiniz. Çünkü Mimic Tear burada. Yani Spirit Ash burada. Şu hanımefendinin arkasında duruyor sandıkta. Bunu hareket etmesine izin vermeden öldürün. Sonra bunu alın arkadaşlar. Bu şekilde artık sizin de bir Mimic Tear'ınız var. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla kullanın. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle gidelim. Şimdi arkadaşlar size tavsiyem şunu aşağı inmeden kesmeniz, çünkü vallahi ağzınıza sıçar, haberiniz olsun. Sonra abi bu ne ya falan yapmayın yani. Önce şunu şöyle atalım bir tane. Hasar testi. Çok güzel. Daha, tamam. Şimdi bundan atarsak bu buna tam değer diye düşünüyorum. Evet. Süper. Bunlar yukarı çıkıyorlar. İsterseniz yukarı çıkarken kesebilirsiniz. İsterseniz yukarı çıkmasını bekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Her türlü öldüreceksiniz ama zaten. Bence boşuna mana harcamayalım. Şöyle. Burada. Buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Almamız gereken birkaç eşyamız var burada. Hepsi, çoğu da larval tier olması lazım alacaklarımızın hepsinin. Sağda solda demin kestiğimiz ablalardan var.
Ve şu sağda var bir tane. Ne yapıyorsun lan salak? Yürü. Ezik. Şeyini aldık. Eldivenini aldık. Güzel. Burası çok böyle bir ara bölüm. Ve çok da kısa bir bölüm aslında. Ama önemli dediğim gibi. Çünkü mimik tier'i alıyoruz burada. Ve Spirit Ash olarak bence en güçlüsü. Tekrar düştüm ama olsun, yine de belirteyim. Şimdi burada biraz sıkıntılı birkaç bir mobumuz var. Bunların hepsini keselim. Çünkü hani ne olduğunu görmeniz lazım. Ama öleceğiniz bir şey değil yani, korkmayın. Dümdüz devam edin. Bunları böyle indirin yani. Birkaç tanesi o insana dönüşenlerden olacak. Haberiniz olsun. Bunun gibi mesela. Celestial Dew aldık. Güzel. Arkamızda bundan çıktı. Hemen bunu indirelim. Ah ah. Çok kötü oynadım. Nice. Bundan bir tane daha çıkacak sanırım ama emin değilim. Çıkmayacak da olabilir. Çıktı. Evet. Canımızı manamızı yenileyelim şöyle arkadaşlar. Bunlardan hepsi normal. Şu en arkadaki sıkıntılı. Haberiniz olsun. En arkadakinde sıkıntı var. Diğerleri normal. Şöyle. Bir deve dönüşecek arkadaşlar. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. Çok normal devlerden bir tanesi bu. Korkmayın yani. Umarım hızlı bir şekilde öldürürüz diyeceğim de bizi öldürecek gibi. Ya şundan keselim direkt. Hadi. Yürü köyüne. Beni uğraştırdığına değmezsin yani. Buralarda eşya kaçırdık mı? Bakıyoruz. Kaçırmamışız. Çok güzel. Şimdi şu yanda ışınlanma şeyi var yukarıda. Ama onu almadan önce şu etraftaki eşyalarımızı bir güzelce toplayalım. Sol tarafa da bakacağım. İçin aşağı inemem valla. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Aa, bunun için... Tamam, okey. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunun için önceden şey yapmamız lazım. Neyse, bu bölümde şeyi almış olalım. Mimik tier'ı almış olalım. Şimdi buradan tekrar geri ışınlanalım. Mimik tier'ı almış olalım diyelim ve Grace'i de açtık. Şimdi koşup direkt onu alırız. Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar şu kısım. Şurayı açmıştık, hatırlıyor musunuz? Buraya gideceğiz. Mimik tier'ı da aldığımız için gidip ona bir geliştirme yapalım. Kaç level yapabiliyorsak hemen halledelim. Sonra tekrar buraya döneriz zaten. Şimdi arkadaşlar questline'ı başlatmamız lazım ki oradaki sandığı açalım. O altta da yazdığı mesaj bunu açmak kaderinde yazmıyor diyor daha yani aslında. Daha göreve başlamadığımız için. Şimdi Spirit Tuning deyip Mimic Tier'ı basabildiğimiz kadar basalım. Güzel, artı 5 yaptık. There is something you should know. Bakalım neymiş. Ha, şeyden bahsediyor artık. Tamam, okey. Şuraya şey geldi de artık. Yeni bir NPC açıldı da burada. Şuradan bahsediyor bu arada. Bakın şurada birisi var. Ondan bahsediyor ama düşman değil şu an. Düşmancıl değil yani, size saldırmıyor. Şimdi tekrar aynı yere dönelim arkadaşlar. Şöyle. Aqueduct Facing Cliffs diye bir yer. Ardından artık eşyamızı şunu çıkartıp onun da mimik diyarımıza geçelim. Onun dışında yapmak istediğim bir şey daha var. Şu an şeylerle oynayacağımız için şuradaki büyünün bir tanesini değiştireceğim. O da bu. Bunun yerine şunu alacağız arkadaşlar. Çünkü neydi adları ya bunların? Crucible Knight var burada. İki tane. Bakın bir tanesi şu aşağıda. Şunu açın. İsterseniz yanınıza arkadaş çağırabilirsiniz ama ben çağırmayacağım yine. Dediğim gibi. Deminki yer fiyasko olduğu için
Yani orada ben aslında eşyayı alırız, rahat rahat ilerleriz diye plan yapmıştım ama böyle bir şey olmuyormuş. Manamız bitti. İkinci fazına girdi. O yüzden dikkat edelim. Bunları biriktirelim böyle arkadaşlar. Böyle yapalım zaten. Nice. Çok ilkini hallettik çok kolay bir şekilde. Normalde bu Crucible Knight'lar bizim gibi Elden Ring severlerin korkulu rüyasıdır. Özellikle STR oynayanlar için korkulu rüyadır. Çünkü zırhları çok yüksek. Hasar yemiyorlar neredeyse. Missionary's Cookbook'u alalım. Sonra şu etrafta bir dönelim bakalım. Bu etrafta eşya var mı? Yok gibi. Sanki yoktu da zaten. Diğer tarafta var diye hatırlıyorum ama yine de bakalım. Geç olsun güç olmasın derler. Ne alaka bilmiyorum ama. Şimdi şurada bakın karşıda bir tane böyle dikilen var. Bak şöyle boşluğu izleyen. Bunu da böyle arkasından yaklaşıp indireceğiz. Burada eşya var mı? Burada da gidecek bir yerimiz yok. Şöyle arkadaşlar. Bunu şu şekil. Aslında Carrion Piercer'la bunu aşağı itebilir miyiz ya? Hiç denemedim. Deneyeyim mi? Bilmiyor ya bunlar. Ama bayağı hasar vurduk bu arada. Allah. Şöyle içeri kaçalım biraz. Şunu fulleyelim. Oha ne yapıyorsun lan? Fıttırdı ha. Şş. Bayağı fıttırdı hem de. Öyle böyle değil yani. Tamam sıkıntı yok. Onu indirdik. Şimdi kılıcımıza geçelim arkadaşlar. Diğerlerini kılıçla indirmemiz lazım. Çünkü boss fight'a gireceğiz birazdan. Somber Smithing 6 aldık bu arada. Haberiniz olsun. Şunu alalım. Smithing 5 bu da. Sağdan devam edeceğiz. Burada birkaç tane mob olması lazım. Ama onlar da zaten içeriden çıktığı için bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi buradakileri de alalım eşyalarımızı sonra boss'a doğru ilerleyelim. Bu boss biraz bizim için sıkıntı olacak onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun. Abi demedi demeyin yani. Aa, şaka mı bu? Neyse. Aldık tamam süper. Ha, kullanmayacağız. Bizim için bir büyü değil bu. Incantation çünkü bu. Fake'ler için yani. Pusiler için. O yüzden sorun değil ama şey yani alsanız iyi olur. Çünkü bir arkadaşımın sözü vardır benim. İlk run'ınızda her şeyi alın abi. Ondan sonra ne yapıyorsan yap yani. %100 tamamlamaya çalışacağız biz de ilk run'ımızda. Yüksek ihtimalle tamamlayamayacağız ama elimizden geleni yapacağız tabii ki de. Şimdi burayı tamamen temizledik. İleride birkaç kısım var. Dikkatli bir şekilde oynarsak orada hasar yemeden ilerleyip boss'umuza girelim. Allah'ın belası. Dün arka aldık çok güzel. Buralarda eşya yok. Burada var sanki birkaç kişi ama. Yokmuş okey. Allah ne oluyor lan? Siz niye çıktınız direkt? Şerefsizleri görüyor musun? Geri zekalılar. Allah'ım nasıl yedim ya? Smithing 4. Güzel. Bunları da alalım. Evet burayla işimiz bitti arkadaşlar. Komple. Şimdi burada bir tane hanımefendi var. Burada nasıl diyeyim
bir questline yapmamız lazım. Burada aslında birinin şeylerini veriyoruz. Kıyafetlerini veriyoruz burada. Şimdi burada girmeyeceğiz arkadaşlar. İlk önce şunu yapalım. Ondan sonra bunu yapalım. Girer girmez de mimik tier'ımızı çağıralım şu şekilde. Bakın candan götürüyor fark ettiyseniz. Dikkat edin o yüzden. Birden geberip sonra ne oluyor lan demeyin yani. Okay. What? Gerçekten mi? Bir FPS drop yaşadık arkadaşlar garip bir şekilde. O yüzden takla falan da atamadım. Çok garip. Neyse. Stake of Malika deyin çünkü bu yola kadar koşmak istemezsiniz bence. Çok uzun çünkü yol. Şunu arkamızı basalım. Ardından bunu asla unutmayayım çünkü çoğu şeyi kullanamıyoruz bunu basmayınca. Ardından bunu basalım. Sonra içeri gelip mimimizi çağıralım. Şu şekil. Bakın yukarıdan direkt aşağı atlıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra canımızı fullleyelim. Şunu çekelim. Şimdi. Bunu çok hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Ya şerefsiz it. İkinci de geliyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde öldürmemiz lazım. Tamam öldür. Süper be. Süper be. Tamam şu an çok iyi durumdayız arkadaşlar. Buna da ölmezsek sıkıntı yok. Bu Twin Blade daha zor. Çünkü çok daha hızlı diğerine göre. Ama biz büyücü olduğumuz için sorun değil yani. Öyle değil biraz. Uzakta durmaya çalışın. Mesafenizi koruyun. Bizimki agroyu aldıktan sonra ağzına ağzına vurabilirsiniz. Benim tavsiyem yine şununla arkadaşlar. Magic Blind Blade ile çok hızlı bir sürü biriktirip bunun ağzına sıçmak. Benim tavsiyem. Şu peki. Gördüğünüz üzere. Mimik tier'i gördünüz ne kadar fazla dayanıyor. Bu şekilde öldürüyorsunuz. Çok çok seri ve çok fazla hasar veriyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın o kendine buff atmış bir de. Şimdi burada bir yerde Grace'imiz olacaktı. Nerede? Şu ileride solda köşede. Şimdi arkadaşlar bu ikisini kestikten sonra birkaç yere doğru ilerlememiz gerekiyor. Şimdi şurada mesela Coffin var. Coffin. Ne denir ya? Mezarlık mı denir? Tabut tabut. Tabut var. Bu tabuta gireceğiz. Ondan sonra aşağıya ineceğiz. Böyle bir yolculuğumuz var. Kısa bir yolculuk. Şeyi düşündüm de bir an. Buna girsek bir şey olur mu diye de olmaz herhalde. Questline bozar mı diye düşündüm de bozulmaz. Bozulmaması lazım. Öyle bir şey yok yani oyunda. Ha var da bazı yaptığınız etkenlerden ötürü hani questline'lar bozuluyor ama şu an Altus'un sonuna kadar yani kapitali bitirene kadar neredeyse hiçbir quest'imiz bozulmayacak. Onu da söyleyeyim size. Oyunda zaten böyle şeyle tabutla seyahat ettiğiniz çok az nokta var. 2 ya da 3 olması lazım. Belki sadece 2'dir. Ama 3 ya. 3 ya 3 3. 3 kesin 3. O yüzden dikkat edin hani böyle ağzı açık bir tabut görürseniz girmeyi unutmayın. 2 2 pardon 2 2 yukarı çıkarıyor bu tamam 2. 2 2 arkadaşlar 2 2. Ama bakayım nereye götürecek bu o da önemli. Nereye götürdüğüne bakayım ona göre söyleyeceğim ya 2 ya 3. Neresi burası? Allah. Allah. Tam da düşündüğüm yer okey. O zaman 3'tür. 2'dir bilmiyorum.
Arkadaşlar burası neresi biliyor musunuz? Burası bir questline'ı yapmazsanız boss kaçıracağınız bir yer burası. Çok güzel bir boss var burada. Gerçekten bence oyundaki en güzel bosslardan. Bir ejderha bossu var burada. Burada yapmamız gereken tek şey arkadaşlar, Grace'i açacağız. Ondan sonra çıkacağız buradan. Çünkü devam edeceğimiz yer burası değil. Bu da bölümümüzün sonu olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi olmadı aslında. Çünkü ben bunu ayarlayayım. Pardon. Ben 3 bölümde bitireceğiz diye düşündüm. Çünkü şu bu bölümde yani 20 dakikalık oynadığımız kısımdaki iki kısmı çok uzun sürecek diye hatırladım, böyle birden böyle bir şey oldu. Ama tek bölümde bitirdik. 20 dakika sürdü. Bir de üstüne hayvan gibi boss kestik 2 tane. Dediğim gibi bence taktik o. Magic Clint Blade ile bunları almaya çalışın. Çünkü bunlar stackleniyor ya, anında vuruyorlar ve pat 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 pat. Sıkıntı yaşamıyorsun. Diğerinde çünkü hem fazla mana götürüyor, hem de yavaş atıyor, hem de dodge'luyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Sonraki bölümde hemen neye geleceğini söyleyeyim arkadaşlar size. Ona göre takip edersiniz. Şimdi Nokron'u bitirdik. Ve artık Altus Plato geliyor. Evet. Altus Plato'yu bitireceğiz. Altus Plato da bayağı büyük ya. Evet. Evet, Altus Plato'ya doğru yola çıkacağız artık yavaştan arkadaşlar. Kapital mapital derken oyun böyle bir rengarenk olacak. Çok da şey, böyle aydınlık ve güzel bossların beklediği bir yere gideceğiz bizi. Çok da karışık yerlerden biri bu arada. Çok da büyük. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyeyim. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.